Arkadaşlar merhaba. Bu aslında bir prova yayını olacak. Mert hocam bize eşlik edecek bu prova yayınında. Biz canlı yayında bir problem var mı aslında onu görmeye çalışacağız. Şimdi Mert hocam katıldığında ben kendisine bir istek göndereceğim zaten. Sizi canlı yayına davet ediyor diye bir şey çıkmış oluyor sanırım. Onu kabul etmeniz gerekiyor. Kabul ettiğinizde başlamış olacağız. Bu arada canlı yayında herhangi bir problem var mı onu da bir yandan söylemek istiyorum. Sormak istiyorum. Ben şimdi hocama isteği attım. Hocamın kabul etmesini bekliyorum. Ben de bu sırada onun duyurusunu tekrar yapmış olayım. Bu 15 Kasım'da sanıyorum zaten görmüşsünüzdür. Çok etraflı bir... Evet hocam gördüm şimdi sizi. Şimdi hocam size bir istek gelmiş olmalı. O isteği kabul etmeniz gerekiyor. O isteği kabul ettiğinizde evet. Hocam Merhaba selam. Yusuf. Nasılsın? İyiyim hocam teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de seni gördüm, daha iyi oldum. Sağ olun hocam. O şansı bana ait olsun. Böyle mi yapıyoruz yani? Vallahi hocam aslında bu şekilde. Biz de bir yandan prova almış olduk. Bizim Instagram'da bir problem var mı? Görüntü iyi mi? Ses iyi mi? Bu 15 Kasım'da malumunuz aslında etraflı büyük bir program yapacağız. 15 Kasım'da nasıl 15 bir Kasım program? özel. Sizinle birlikte başlıyoruz hocam. Ha, 15 Kasım deyince benim de kafama ekonomik tedbirler geldi de. Ekonomik tedbir paketi açılacak 15 Kasım'da da. Ben hiç bilmiyorum hocam nedir son durum orada da. Onu da konuşmuş olalım. Bekliyoruz şu anda. Yani faizlerin yükselmesini bekliyoruz şu anda. Ha, enflasyona bir hamle olarak sanırım. Evet, yani işte bu en son değişikliklerden sonra biliyorsun bir düzelme var dolarda filan. İşte onu biraz daha ivmeyi hızlandırmak istiyorlar. Yeni bir kadroyla inşallah ben iyiye gideceğini düşünüyorum açıkçası. Yani onun için 15 Kasım deyince sen benim hemen ilk aklıma gelen Merkez Bankası'nın yapacağı açıklama geldi yani. Bir yanda da hocam aslında ekonomi kimliğiniz de var. Bilmiyorum buradaki arkadaşları var mı? Ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Tabii. Ben aslında ekonomistim, finansçıyım yani bankacıyım aslında. Daha sonra çeşitli nedenlerden dolayı 35 yaşından sonra diyelim psikolojiye döndüm. Ondan sonra Çok şanslıyız. Şimdi de sizi dinliyoruz. sağ olun. Ben şanslıyım aslında. Yani o açıdan ekonomik psikoloji kısmını da takip ediyorum ki şu anda gelişmekte olan bir dal biliyorsunuz siz de davranışsal iktisat gelişiyor, davranışsal finans gelişiyor. Bizim yakada da ekonomik psikolojisi gelişiyor. İnşallah daha da güzel olacak. İnşallah hocam. Hocam bu arada sizin aslında merak ettiğiniz bir şey var mı şu an Instagram'la ilgili? Buradaki arkadaşlarımız var. Belki onların size sormak istedikleri soru olur. Biz bir yandan Tamam. bu provayı yapıyorken aslında o provanın da bari hani bir işe yarasın. Provanın E kendisi de bir işe yarasın. tabii. Çocuklar sorsunlar istedikleri. Bu arada çok yoğun bir sevgi seli var. Bilmiyorum siz bu arada aşağıdan yorumlar geliyor. Canlı yayına Görüyorum, katılmak istiyorum. onları ben çok severim. Çoğunluğunu da tanıyorum ismen. Gerek eğitimlerde rastlaşmışızdır, gerek işte öğrencim olmuştur bir şekilde. Ama
onlarla benim aramda özel bir bağ vardır yani. Hep konuşuyoruz. Hocalık şey değil yani, okulda sınırlı olmaması lazım. Yaşam boyu devam eden bir ilişki. Hani kafanız sıkıldığında danışacağınız bir adam. Öğretmenden farkımız o bizim galiba. Yani mentor falan diyor ya gavurlar. Hocalığın Evet. içinde o mentor var ya. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Onun için Bu arada onlar da büyük. Ben de seviyorum onları. ne güzel hocam, şanslıyız. Bu arada ben buradaki arkadaşlara da şimdi eğer soruları varsa iletsinler demiş olayım ve hemen ardından bir yandan da bizim webinarı tanıtmış olayım aslında hocam. Siz de buradayken biliyorsunuz 10'da biz başlayacağız. Evet. 15 Kasım Pazar günü sabah saat 10'da. Sabaha doğru saat 10'da. Mert hocamla birlikte olacağız ve psikolojik ilk yardımı konuşacağız. Evet, Onun ilk hemen başta o. ardından, evet ve hemen ardından da deprem ve psikolojik sağlamlık konusunu konuşacağız. Bu dönemde aslında korona ile de birlikte çok öne çıkmıştı hocam. Malum artan kaygılar vesairelerle. Kesinlikle. 11'de olacak. Yani 45 dakikalık programlar yapacağız. Onun ardından Yadigar Yıldırım'la olacağız. Deprem ve krize müdahaleyi. Ardından Hatice Kübra Arslan'la olacağız. Kime göre, neye göre travmayı konuşacağız. Kaynakları ve baş etme yollarını konuşacağız. Ardından Şeyma Kaplan'la birlikte travma ve çocuğu konuşacağız. Pınar Kohan'la birlikte travma ve EMDR'ı konuşacağız. Ekmel Geçer'le birlikte bu sosyal medyada ikincil travmayı konuşacağız. Sanıyorum hocam siz de bana hak verirsiniz. Bu da çok önemli bir husus. Çok, çok, çok. Malum çok ilginç sahneleri gördük ya, yani bardaklar gördük, çanaklar, tabaklar vesaireler gördük. O kritik andan artık nasıl söyleyeyim, yani çok da konuşulacak bir durumu da yok aslında ama Ekmel hocamla birlikte buna da değineceğiz. Yine bu Kim Psikoloji sayfasından yapacağız bu arada bu canlı yayın serisini. Yani 15 Kasım Pazar gününüze talibiz aslında. Nereden baksanız bir başlıyoruz hocam. Akşam 8'e kadar. O bayağı maraton yani. Evet evet hocam, koşturuyoruz. Ve bu O arada zaman herkes şey yaparım biliyor. ben. İlk başta ilk konuşmacılardan biri olarak konuşmamı yapar. Sonra zaman zaman katılarak eğitimleri de seyretmeye çalışırım yani. Çok seviniriz hocam sizi ağırlamak. Ayrı bu şekilde giriyorsunuz zaten. Bize de Aynı gurur verir. şekilde girsem ha. Ben de o halde devam edeyim aslında bütün programı tekrar etmeye. Buradaki Tabii. katılımcı arkadaşlarımızın da bilgisi olmuş olur. 17'de Nükhet İşten'le birlikte olacağız. Onunla da travma nedir'i konuşacağız. Tekrar bir aslında bunu tekrar çözümlemeye çalışacağız. Ardından 18'de Serdar Avundut'la birlikte kabul ve kararlılık terapisi ve travma üzerine kullanımını. Ardından Enisa Akgül'le birlikte travmayı ve aileyi. Ardından Çok önemli. Tayfun Hocam'la birlikte pozitif psikolojiyi ve travmayı konuşacağız ve böylelikle programımızı sonlandırmış olacağız. O da saat 8.45'e tekamül ediyor. Yani 10'dan saat 8'e, sabah 10'dan akşam 8'e kadar biz bu ekranlarda olacağız. Eskiden seçim programları olurdu. Sabahtan otururduk akşama kadar. Şimdi bu kadar hızlı değildi. Sizinki de ona benzemiş ama bayılırdık yani. Böyle her gelen çıkan konuk, ne anlatacak, ne söyleyecek, nasıl yorumluyor. Çok güzel olacak inşallah. Bu herhalde Türkiye'de ilk bu kadar uzun bir yayın. Tabii. Bir konu üzerine yani, sırf travma üzerine. Tabii ben bu travma vasıtasıyla pek çok kurumu inceliyorum, izliyorum. Yaptıkları yayınlar var vesaireler. Fakat bu İzmir'deki felakete bence en hızlı refleksi veren kurum. Çok hızlı organize oldunuz. Ve hakikaten toplumun ihtiyacı olan şeyleri, yani okullar, üniversiteler toparlayamadı açıkçası. Yani ben hepsine bakıyorum. Yani beylik birkaç söz dışında öyle yani gerçekten işin içine giren ve binlerce kişiyle yani konuştuğumuz rakam geçen gün Ömer Hoca ile beraberdik. 56 bin 57 bin kişiden konuşuyoruz. Evet. Eğitimlerimize giren yani korkunç bir rakamdan bahsediyoruz. Demek ki böyle bir talep vardı ve hiçbir kurum bunu şey yapmadı, yanıt vermedi açıkçası. Bu da bir ayıp aslında. Sizin açınızdan takdir edilecek bir şey ama diğer kurumlar için de maalesef.
Sözde kalan şeylerle olmuyor travma. Travmaya kolları sıvayıp girmek lazım açıkçası. Kesinlikle hocam. Kesinlikle ve şeyden de bahsetmekte yarar var. Çünkü belki burada da arkadaşlarımız vardır. Bu depremzede arkadaşlarımız vardır. Aynı şekilde belki de gönüllü olmak isteyen arkadaşlarımız vardır. Bilmiyorum biliyor musunuz? Müthiş bir Biliyorum, takip ediyorum. Evet, psikolojimiz evet. var. Evet ya yani bir ortak bir çalışma yürütüyoruz onlara da. Kim Psikoloji'nin kendi sitesine girip İzmir diye aratırlarsa eğer karşılarına çıkacaktır. Orada da ücretsiz bir danışmanlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yine elimizden geldiğince. Yani çok acı bir durum, çok zor bir durum. Bizler ne Yani kadar şimdi burada... ben tahmin ediyorum şundan çekiniyorlar ya, ben tamam katılmak istiyorum, yardım etmek istiyorum ama yapabilir miyim? Yapabilirler. Yani bu bizim eğitime alan kişiler bunu yaparlar. Yani o hiç şey yapmasınlar, çekingenlik hissetmesinler. Orada danışan mı danışman mı olmak istiyorsunuz diye iki tane opsiyon var. Gönüllü danışman olun. Bir kişiye bile hayırınız dokunsa, söylediğiniz kelimeler bir kişinin bile kalbine ulaşsa, belki bir intihara önleyeceksiniz. Belki bir insanın o günkü acısını şey yapacaksınız. Onun için ya işte süpervizyon almadım, bilmem ne yapmadım, şimdi yanlış bir şey söylerim falan diye değil. Acil zamanlarda biz burada terapi yapmıyoruz. Psikolojik ilk yardım terapi değil. Yardım o insanların sakinleştirilerek neye ihtiyaçlarının olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bu kadar. Onun için hiç okulu daha bitirmedim, psikolog değilim, bilmem neye falan kafayı takmayın. Elinizden gelen her şeyi yapın. Yani orada köpekler bile çalıştı görüyorsunuz. Köpekler bile hayat kurtardığına göre biz çok daha fazlasını yaparız. Onun için şey yapmayın. Ben biliyorum, tanıdığım için çocukları, pek çok çocuk bana da soruyor, hocam yapmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ya yapacağım, terapi yapmayacaksın. Onun için rahat ol. Rahat ol. Yeter ki onu yatıştır, sakinleştir. Bu yaşadığı belirtilerin normal şeyler olduğunu, akut stres döneminde normal şeyler olduğunu, bu zamanla geçeceğini, İzmir'de olmasının ona büyük bir artı puan kazandırdığını, çünkü çok gelişmiş bir bölgede bulunuyorlar. Her türlü imkana sahipler. Yani İzmir depremi tabii hepimizi yaktı bitirdi ama İzmir kadar şanslı olmayan bölgeler var biliyorsunuz Türkiye'de. Yani İzmir'de elektrikler vardı, su vardı, ulaşım vardı. Efendim, tam teşekküllü hastaneler çalışıyor. 6.800 tane arama kurtarmacı gitti vesaire vesaire. Bunun onda biri bazı yerlerimizde yok. Onun için İzmir'de yapabildiğiniz her şeyi yapın. Bu size de iyi bir deneyim olur. Oldu da zorlandınız. Bir yerden başlamanız gerekiyor. En azından nerede takıldığınızı görürsünüz. Ona göre düzeltiriz sonra. Takıldığınız yerleri aşmaya çalışırız yani. Şöyle yapsaydın daha iyi olurdu filan gibi yaparız yani. Tamam mı çocuklar? Hiç kafayı takmayın o işe. Şu anda herkese ihtiyaç var yani. Şu anda dikkat ediyorsunuz, gündemden düştü. Bir tek kim psikoloji takip ediyor? Kimsenin takip ettiği yok. Unutuldu gitti. Şimdi birkaç sene daha geçecek böyle. Sonra yine bir büyük bir şey çıkacak. Yine biz çıkacağız, konuşacağız. Yine eğitimler verilecek. İşte o olmasın. İşte o olmasın. Unutmayalım yani. 140 küsür kişi kaybettik. Onların ailelerini 4 kişiyle çarpsanız 300-600 kişi en azından şu anda korkunç acı içinde yani. Umuyoruz hocam bir fayda sağlayabiliriz bu dönemde. Yok, olacak o. O kesinlikle olacak. Pazar günü zaten 45 dakikalık bir programımız olacağı için bu konuyu da vurgulayacağım. Yani burada artık şey günüdür. Psikolojik ilk yardım yapacak kişi itfaiyeci gibi düşünün. Siz yangın söndürüyorsunuz. Yangına giriyoruz. Bunun teorisi, meorisi, terapisi, iki senelik bilmem ne planı falan yok. Biz o anda acı çeken insanın acısını dindirmeye çalışıyoruz. Bunu 15 Temmuz
Şehitlerinin ailelerinde de yaptık. Efendim, Atatürk Havalimanı'nın limanında IŞİD saldırısına uğrayan Türk Yer Servisi'nin çalışanlarına da yaptık. Ondan sonra İstanbul şimdi yeni havalimanında çöken kulenin altında kalanları görüp travmatize olan insanlara da yaptık. Bitmez yani bizde bu iş. Dolayısıyla bir yerinden tutmaya başlayacaksınız. Sizin ülkenize karşı borcunuz bu. Madem eğitildiniz, madem 3-4 senedir psikoloji, sosyoloji vesaire alanlarda eğitim alıyorsunuz, borçlusunuz. Çünkü bir günde siz veya sizin aileniz o pozisyonda kalabilir. Onun için önce biz ödevimizi yapacağız. Bu kadar yani. Cesaretlendirici oldu. Hem ben kendi adıma söyleyeyim, hem burada yorumda arkadaşları okuyorum. Sanıyorum mesaj yerine ulaşmıştır zaten. Tamamdır o zaman. Yani onlar beni anlar zaten. Ne güzel hocam. İşine böyle ya, akademide olmak, öğretmen olmak, eğitmen olmak birçok öğrencisinin olunması açısından o kadar keyiflidir ki tahmin edebiliyorum az çok. İnşallah yani sizlere de nasıl olacak. Çok İnşallah. Büyük yani binlerce çocuğunuz olduğunu düşünün. Ama hakikaten çocuğunuz gibi düşündüğünüz takdirde çocuğunuz. Yoksa hani lafın gelişi hepiniz çocuğumuzsunuz. Tabii hepiniz çocuğumuzsunuz ama öyle değil. Hepsinin bir hikayesi var, bilmem nesi var. Onlarla ilgileniyorsunuz sonra. Mezuniyet sonrasını takip ediyorsunuz. Evliliklerini, çocuklarını, bilmem neyi. O zaman gerçek gibi, tam bir aile gibi oluyoruz. Benim erkek evladım olmadı ama binlerce oğlum var yani mesela. Örnek. Konuştum. Bu arada birkaç soru geliyor. Arkadaşlar siz başvurun. Eğer gönüllü danışman olmak istiyorsanız siz başvurun. Arkadaşlar zaten size dönüş yaparlar. Onun ben bilgisini vermiş olayım burada tekrar. Çünkü hocam farklı alanlardan yani benim de bildiğim kadarıyla psikolojik ilk yardım bir alana dair de değil aslında. Farklı alanlardakiler de bu eğitimi Tabii. alıyorlar. Bu uygulamaları yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki. Yani geçen gün biz Ömer Hoca ile konuşuyorduk. Bu İzmir'deki İHH ekibi işte mesela psikolojik ilk yardım eğitimi almak istiyor. Yani şimdi onlar psikolog değil ki, arama kurtarmacı. Ama yaşadıkları için o akut stresi bundan sonraki arkadaşlarına nasıl yardımcı olacaklarını öğrenmeye çalışıyorlar. Umarım hocam o konuda da üstümüze düşeni yapabilmiş oluruz. Yani buradaki yayınlar verimli olmuş olur, yönlendirici olmuş olur, insanlara bir kapı aralamış olur. Olacak bence. İnşallah. Bu arada hocam ben de izninizle tekrar arkadaşlara sorayım. Eğer size yönlendirmek istedikleri bir soru varsa hazır sizi yakalamışken belki arkadaşlar bir şeyler sormak isterler. Tabii. Arkadaşlar varsa eğer burada yazabilirsiniz. Biz de o sırada o soruları bekleyebiliriz. Ben de en son bir tekrar bu son katılımcılar için hatırlatmamızı yapayım. 15 Kasım Pazar günü sabah saat 10'da Mert hocamla birlikte başlıyoruz. Doktor Mert Akcanbaş ile birlikte psikolojik ilk yardım konusuyla beraber başlayacağız. 45 dakikalık sunular. Açıkçası hocam bu neredeyse bir kongre gibi oldu. Evet. Yani neredeyse bir kongre gibi oldu. Bu bizi de sevindirdi. Yani bunu yapabiliyor olmak, organize edebiliyor olmak, bu insanları bir araya getirebilmek de bizi çok sevindirdi. Bir katkı sağlayacağını da umuyoruz zaten. Bu da bizi çok sevindiriyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde sabah saat 10'da başlayan akşam 8.45'e kadar süren sonrasında muhtemelen bir kapanış konuşması da olacak. Devasa bir seri yapacağız aslında. Ve bunlar nereden baksanız 10-12 farklı içerik anlamına gelmiş oluyor. O yüzden 15 Kasım Pazar gününüzü bize ayırın. Sabahtan akşamınıza kadar bize ayırın. Burada beraber hocalarımızı dinleyelim. Onlardan öğrenelim. Notlarımızı alalım. Sorularımızı soralım. Diyeyim. Yayınlar kaydedilecek. Yayınların hepsi kaydedilecek. Bunların hepsini kaydedip bir araya getirmeyi planlıyoruz artık. İnşallah bunu da başarabiliriz. Ardından bunu zaten sizlere açık platformlarda yayınlayacağız. Yani oradan da takip etme şansınız olacak. Aynı şekilde bizim
Instagram sayfamızın biosunda bir katılım linki de var. Bu arada oradan da katılımınızı onaylatırsanız eğer, yine aynı şekilde acı ve yas zamanlarında logoterapi çalışmak. Ömer hocamın bir eğitimi vardı. Ve yine Enise hocamın terapötik teknikler eğitimi. Tabii ki burada çeşitli kıstaslar gözetilecek. Yani orada bir psikoterapi kimliğine sahip olabilmek çok önemli. Çünkü bunlar terapi eğitimi artık. Onları da hediye edeceğiz arkadaşlarımıza. Maillerini kontrol etsinler. Bu hediyelerde maksimum sanıyorum ki bir ay içerisinde onların maili gelmiş olur. Ki bir ay bile çok geniş bir süre söyledim ben. Yani bir hafta içerisinde onların maili gelmiş olur. O eğitimlere de ulaşacaksınız bir hafta sürelik. Bu güzel duyuru da yaptıktan sonra hocam sanıyorum çok da fazla vaktinizi almamak adına canlı yayında da bir sorun yokmuş benim anladığım Yok kadarıyla. yok, Ses gayet güzel ve geldi. kolay kolay oldu yani, ilk defa yapıyorum ben. Bir tedirginlik vardı ama çok güzel gidiyor maşallah. Sağ olun hocam. Burada şeyi de hatırlatayım. Bu arada Mert hocamın Instagram hesabına bu sol üst taraftaki katılımcılar tarafına basarak ulaşabilirsiniz. Evet. Sanıyorum ki o da zaten sizin ona DM atmanızı yani sorular sormanızı merak ettiklerini sorular sormanızı konusunda yardımcı olacaktır. Yani elinden geleni Tabii. hocamıza cevap verir. Kesinlikle. Yani çünkü eğer vakit yetiştiremezsek gerek 15 Kasım'da gerek şimdi akıllarına o sorular gelmezlerse sanıyorum size yazabilirler. Sizi takip etsinler. Genel olarak herkese yayınlarım cevapları açıkçası. O da iyi olur. Şimdi anda geldi aklıma. Hani onu bir şey haline getirip bütün herkese, o çünkü büyük bir başkasının da kafasından geçmiş olabilir o soru. Hiç olmazsa onu yayınlamış oluruz. İnsanların kafasında kalır. İnşallah hocam bakarsanız soruları biriktiririz de beraber bir canlı yayın daha yaparız. Bir daha yaparız tabii canım. Niye yapmayalım? Ne olacak Evet, yani? çok keyifli oluyor. Özellikle bu korona Yok. dönemlerinde, evden Yok çıkamadığımız yok. dönemde. İlaç olmuştu. Biz bir seri daha yapmıştık. Evet. Koronanın başlarındaydı. Henüz Mart'taydık. Mart ayındaydık. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 4 vaka vardı ya da 2 vaka vardı. Bu kadar düşük bir sayı. Biz o zamanlarda bir Instagram'da bir canlı yayın serisi başlatmıştık. O da çok verimli olmuştu. İnsanlardan çok güzel dönüşler almıştık. Çok güzel Kesinlikle. konulara değinmiştik. Bu konuda da bütün soru işaretlerini aydınlatabilmek adına İnşallah vakit olursa eğer böyle bir canlı yayını da tekrarını da daha ileri bir tarihte yapabiliriz. O şekilde tamamlamış Yaparız. olayım. Kesinlikle yapacağız. İnşallah daha sık sık görüşeceğiz. Çocuklarla da sizle de. Yani bizim işin bir kısmı tabii ki ekmek paramızı kazanmak için yaptığımız faaliyetlerdir, ama bir kısmı da bizim pro bono dediğimiz manevi haz almak için yapılan faaliyetlerimizdir. Yani Allah bize öyle bir iş nasip etmiş. Bir insanın yüzünü güldürdüğünüzde, bir insana karşılıksız bir destek vererek ona tekrardan yaşama kazandırdığınızda, bu başka meslekler, yani pek az meslekte olan bu şeyler, vasıflar, tabii ki bu bizim için de büyük kazanç. Yani sadece öğrencilerimiz için değil, bizim de o manevi açlığımızı tatmin ettiğimiz bir alan bu. Yani bilabeden, ücretsiz bir insana sorusuna yanıt verebilmek, her şeyi paraya bağlamamak, materyalist olmamak, bu dünyamızın adeta kanser gibi sarmış olan bu materyalist düşünceden biraz, en azından 45 dakika uzaklaşmak çok önemli. Kesinlikle hocam. Hocam iyi ki tanışmışız. İyi ki davetimizi kabul Evet. ettiniz. Tabii İyi ki bizim bugün her zaman. korona vesilesiyle bir araya geldik. Çok büyük bir zenginlik oldu. Ben kendi adıma konuşayım burada ki Çok zaten teşekkür ediyorum inşallah. aşağıdan yazıyorlar. O zevk benim. Teşekkürler hocam. Hocam o halde Pazar günü 19 10'da Kasım Pazar buluşmak günü. üzere Evet. sözleşiyoruz. Tamamdır hocam. Allah'ın izniyle güzel bir program çıkacak. İnşallah. Güzel olacak İnşallah yani. hocam. İnşallah. Bir soru Tamam. varmış sanırım. Çok özür dilerim hocam. Harun Öztürk'ten sanırım. Bir sorunuzu Tabii. sorabilirsiniz. O da söylemiş olalım. Hocamızın da fazla vaktini almayalım. Açıkçası biraz da o yüzden çok da uzun tutmamaya çalışıyorum ben de. Harun Bey yazarken. Bir arkadaşımız işte, bu acılar sizi üzmüyor mu, yıpratmıyor mu diyor. Yıpratıyor tabii ki, yıpratmaz olur mu? Yani
bizim işimiz muhasebeci gibi değil ki. Yani defteri kapatalım, yarın tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Öyle acı detaylarda uyuyoruz ki biz eve de gitsek, uykuya dalsak da o bilincimizin altında devamen sürekli devam ediyor. Tabii ki yüzüyor, yıpratıyor. Yani burada hani o klişe laflar söylemek istemiyorum. Yani psikolog objektiftir, işini ofisinde bırakır filan. Çünkü öyle olmuyor. Travma Öyle değil. dinliyorsunuz değil mi hocam? Evet. Yani depreme uğramış, ailesini kaybetmiş bir çocuğun ağlaması, ben hala o Ayda denilen kızın görüntüsü hala gözümün önünde. Annem nerede diye önce soruyor. Arkasından soruyorlar işte, bu şey geçiştiriyorlar lafında. Sen ne yemek istersin filan. Köfte ayran diyor. Hala ben mesela onu hatırlıyorum ve üzülüyorum. Üzülüyorum tabii. Çok kutsal bir meslek hocam bir yerde. Çok teşekkür ederiz yani özellikle travma çalışanlar bizim alanın içerisinde bence gerçekten çok çok el üstünde tutulmalılar. Çok zor. Ben tahmin edebiliyorum az çok yine de. Sonuçta o ben de sizin bir eğitiminize katılmıştım. Bilmem hatırlar mısınız? Aslında biz ilk orada tanıştık. Ben Öyle mi? asistanlığınızı yapmıştım. Evet. Orada siz vakalar paylaşmıştınız. Bana yalnızca bir eğitimdeki vakayı okumak dahi yetti açıkçası. Yani Öyle mi? Daha ne acaba? Ne yapmıştı? Drama mıydı yine konu? evet hocam. Evet hocam. Travmaydı konu. Gerçi isim vermediğimiz zaman sanıyorum ki bir problem olmaz. Bir baba ve kızı baba kızını otobüs durağında bekliyor onu almak için. Meşhur. Tabii. O Serap Eser vakasıdır. O çok önemli bir vakadır. Çok acı bir vakadır. Molotov kokteyliyle yanmıştır kızı. Sonra tam iyileşecekken başka bir ihmalden dolayı kaybetti filan. Korkunç bir vakaydı o hakikaten. Uzun süre o şeyi yaptık. Vakalarda onu kullandım. Çünkü öyle çok içime işlemiş bir vakadır o. Terörün çirkin yüzü, pis yüzü. Neyse, işi uzatmayalım. 3-4 sene sonra o işi yapan teröristler de hak ettiği cezayı aldılar yargıdan ve içerideler. Ömür boyu hapis. En azından o kısmı şey oldu. Çok, evet, haklısın. Serap Eser meşhur. Şey soruyor, Harun soruyor, gösteri toplumunu etkilerini de anlatacak mısınız? Hani herhalde gösteri toplumundan kasıt içten olmadan yapılan şeylerden mi bahsediyoruz acaba, bilmiyorum tam olarak ama öyle mi Harun? Ne gösteri toplumundan kastımız nedir? Sanıyorum ki hocam sosyal medyadaki durumlar Yani sosyal medya çok hakikaten kafa karıştırıyor. Çok dezenformasyon var. Özellikle böyle afet durumlarında, o şeyde de anlatıyoruz ya, yardım eğitiminde de biz çalışan arkadaşlarımıza da sosyal medyayı falan fazla takip etmemesini, televizyonlarda da haberi bir kere seyrettikten sonra hani aynı haberi değişik kanallardan seyretmemesini tavsiye ediyoruz. O çünkü bizdeki akut stresi arttırıyor. Görsel medya hiçbir kanıtlanabilirliği olmayan, insanın istediği gibi karşı tarafı manipüle edebileceği bir şey. Yani çok prim vermesin arkadaşlar. Biliyorum bir hastalık haline geldi. O sardı her yeri, bütün dünyayı ama onu çok ciddiye almayın çocuklar ya. Yani afet onunla takip edilmez. Yani. Yanılırsınız. İsteyen sizi devlete karşı düşman eder. İsteyen olmadığı halde yapılmış gibi yardımları gösterir. Bilmem ne. Onlar çok sübjektif bir alandır. Sosyal medya. Çok fazla ona bakmayın. Resmi kanallardan aldığınız bilgi geçerli bilgi yani. Öyle düşünmemiz lazım. Tabii bu sizin suçunuz değil. Yani bakıyorsunuz Trump da Twitter'dan işte adam kovuyor, bilmem ne yapıyor filan. Yani bir gayri ciddilik bütün dünyada var. Yani Twitter, bunlar ciddi şeyler değil ya. Yani. Bunlar olmaması lazım ama işte o sardı bütün dünyayı maalesef.
Ama şeyi de düşünün, yani bu sosyal medya size bedava olarak niye sunuluyor acaba? Onun arkasında ne olabilir? Niye size böyle bir imkan sunuyor Amerikalılar? Yani kendi evladının çocuğuna bile bakarken para alan, 25 dolar bakım parası alan Amerikalı Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı bütün dünyaya acaba neden bedava sunuyor? Onu da bir düşünün. Sonra oradan gelen haberleri de o kapsam içinde değerlendirin diye şey yapın. Bir söz vardı hocam. Şey diyordu. Bir ürün ücretsizse oradaki ürün sizsiniz. Diyordu. Aynen öyle. Aklımda. Ya o imkanı var mı Yuşa yani? Bu Yok. kadar milyonlarca insana bu hizmeti niye verir ya bir kurum? Vermez ya. Yani. Tabii. Ekonomik mantığa aykırı zaten bu yani. Yani biz de olsak vermeyiz. Yani Amerikalıları diyoruz ama biz de olsak vermeyiz. Niye verelim? Yani böyle bir o altyapıyı düşünsenize. Yatırılan milyarlarca dolar altyapı var orada. Yani bunu yapabilir misiniz? Yapmazsınız. Onun altında başka şeyler var. İşte evet, arkadaşımız da söylüyor. Sosyal medyanın malzemesi biziz diyor. İşte bunu elinizde. Çünkü sosyal medya öyle bir duruma getiriyor ki bizi, kendi rızamızla kendimizi detaylarını veriyoruz. Yani yarın öbür gün adamı suçladığın zaman diyecek ki ben seni zorlamadım ki, sen gittin mahalle bizi de resmini çektirdin ya. Biz bir şey yapmadık. Annenin cenazesini de sen çektin. Giydiğin ayakkabıyı da sen çektin. Hepsini sen çektin, yayınladın. Biz bir şey yapmadık ki diyecekler. İşte bu tuzağa düşmeyin. Bu bir toplum mühendisliği diyelim, karar mühendisliği diyelim. Bu oynanan bir olay. Şimdi önümüzdeki ay bir küresel aman yalnızlık sempozyumu var. Beni de davet etmişler. İşte o da online olacak. Orada küresel yalnızlığı anlatacağım ama psikoekonomik boyutuyla anlatacağım. Yani bu özellikle yapılan şeyler. Biz de işte bu sosyal medyayla vesaireyle bunun içindeyiz, parçasıyız açıkçası. Ha, güzel taraflarını kullanmak lazım. Bakın bugünkü yayın teknolojinin bize sağladığı büyük avantaj. Hep beraber bir araya gelemezdik. Hele korona günlerinde. Bu kısmı tamam. Ama bu kısmın yanında bir de başka kısımlar var. O kısımlardan mahreminizi kendinize saklayın yani açıkçası. Çünkü zaten burada da bir arkadaş şey yazmış. Hani Twitter'ın da doğru kullanıldığı ya da işte işe yaradığı zamanları olmuyor mu? Elbette yani bunların da illa bir yararı olur. Ki mesela hani yer yer bazı durumlarda bazı suçların ortaya çıkartılmasında, bazı suçların yakalandırılmasında da sosyal medyanın çok büyük bir payı Kesinlikle. olabiliyor. Hani iyi kısmını tabii ki de alacağız. Ya yani bu şu demek olmasın ki bu tamamen yanlıştır. Bir teraziye Hayır. koymak lazım hocam sanırım. Ya zaten şimdi iyi kısmı olmasa ondan sonra kötü kısmını kimse satın almazdı. Hep kötü kısmını koysalar kim giderdi ki Twitter'a? İyi kısmı olduğu Tabii. için kötü kısmını şey yapıyoruz, alıyoruz. Ama orada kendini kaybeden var, acayip mesajlar yazan var, o mesajlar yüzünden yargılanıp hapse düşen var vesaire vesaire. Yani orada bir yanlışlık yapmayalım. Yoksa yüksek teknolojiyi sonuna kadar kendi işimiz için, yüksek yararlarımız için kullanalım. Tabii ki onda bir mahsuru yok. Kullanalım. Ama inanmayın yani bu afetlerde ben gittim çektim İzmir'de durum bu filan diyene o şeylere inanmayın yani. Daha çok moraliniz bozulur açıkçası. Tabii yani bir doğrulama mekanizması da çalışmıyor benim bildiğim kadarıyla. Gerçi Twitter vesaire dikkat Yani. ettiklerini söylüyorlar ama çok zor. Binlerce, Çok milyonlarca zor. paylaşım var belki de. Kesinlikle öyle Aynen. hocam. Şimdi hocam, müziklerini yazılı olarak da paylaşabilir misin? Hocam belki Instagram'ınızı kullanmaya başlarsınız ya. Ara ara bize bir şeyler yazarsınız. Yazabilirsem vaktim olursa tabii yazarım. Gayet tabii. Şeyler diyeyim. Ben de bu isteği iletmiş olayım hocam size. Hocam o halde sanırım bir saati de neredeyse geldik. Geldik. Yani 15 Kasım pazar için tekrar ben hem sizden randevu talep edeyim hem size bir hatırlatmada bulunmuş olayım hem arkadaşlara bir hatırlatmada bulunmuş olayım. Sabah 10'dan akşam
8.45'e kadar 15 Kasım pazarda biz yine bu Instagram sayfasında olacağız. Bir canlı yayın dizisi olacak burada. Deprem üzerine, deprem ağırlıklı. Doğal afetler, felaketler ağırlıklı. Yani psikolojik ilk yardımdan psikolojik sağlamlığa, krize müdahaleye, direkt EMDR gibi, kabul kararlılık terapisi gibi yönelimlere de kapsıyoruz. Diyelim biz hocam buradan tekrar izninizle. Ve hocam sözü de son olarak size bırakayım. Bir şey eklemek isterseniz eğer. Yok, hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani bu provayı bile izlemek için geldiğiniz için. Tabii pazar günü hakikaten ben hiç bu kadar uzun bir şeye, yani okullarda falan olur ancak böyle konferanslar, sempozyumlar. Bunu online gerçekleştirmek çok büyük bir şey ve ücretsiz olarak katılımı sağlamak. Çünkü hep değerli insanların fikirlerini, deneyimlerini öğreneceksiniz. Katılmanızı tavsiye ediyorum. Eminim katılacaksınız ama yine lafın gelişi onu söyleyeyim. Pazar günü de saat 10'da inşallah ilk yardım, psikolojik ilk yardım konusunda daha detaylı bilgi vermek üzere karşınızda olacağım. Gülşah Bey'le beraber konuyu elimizden geldiğince netleştirmeye çalışacağız. Tamam mı? İnşallah. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hocam görüşmek üzere. Arkadaşlar herkese iyi akşamlar diyelim tekrar. Görüşürüz.